Hayırlı sabahlar. Tıp öğrencisi Enes Karan'ın intiharıyla ilgili gündem devam ediyor. Tartışmalar, çağrılar devam ediyor. Dünkü yayınımızda bu konuyu işlemiştik. Bir boyutunu işlemiştik. Ve bu intiharın arka planından iyi aydınlatılması gerektiğini de ifade etmiştik. Ve sonrasında ortaya çıkan bilgiler bizzat Enes'in yaptığı paylaşımlar, arkadaşlarına gönderdiği mesajlar, bu intiharın arka planına ilişkin epeyce bilgiler ihtiva ediyor. Ve bu bilgilere baktığımız zaman olayın çok derin olduğunu, çok esaslı bir bunalım yaşadığını Enes'in ve bunun birçok sebepleri olduğunu görüyoruz. Mesela bir arkadaşına gönderdiği mesaja baktığımız zaman, ki sosyal medyadan paylaşmış, diyor ki internette anonim olarak tanıştığım birine attığım mesajları birleştirdim ve toparladım. Video çektiğim için yazıya gerek duymamıştım ama belki beni böyle daha iyi anlarsınız. Nereden başlasam bilemiyorum. Şöyle diyeyim, tıp okuyorum ve notlarım berbat bir durumda. Elimden geldiğince çalışıyorum ama olmuyor. Ki çalışmak için pek de vaktim olmuyor. Sınıfı geçemeyeceğim bu gidişle. Hadi daha kolay bir üniversiteye geçtim mezun olunca. TUS var, köpek gibi çalışman gerekiyor. Hadi ona da çalıştım. Sonra asistan oluyorsun ve mobbinge maruz kalıyorsun. Uzun sürelerde sıkça nöbet tutuyorsun. Psikolojik, fiziksel şiddete maruz kalabiliyorsun. Daha da uzar. Kısacası insancı şartlarda çalışamıyorsun. Gençliğini çürütmenin, emeklerinin karşılığını alamıyorsun ve sorunlar uzman olunca da bitmiyor. Bitse bile hayatımın önümdeki 10 yılına tekabül ediyor bu süre. Aldığım maaşta yoksulluk sınırını bile geçemiyor. Tıp okuyan konuştuğumuz herkesin hedefi yurt dışına gitmek. İnternette azıcık araştırsan az buçuk anlarsın doktorların durumunu. Bunlara ek olarak dersleri anlamıyorum. İlgim, alakam falan da yok tıpa karşı. Başka bölüme geçsem, başta işsizlik ve düşük maaş olmak üzere bir sürü başka sorun. Devlette çalışmak istesen torpilin yoksa mülakatta eliyorlar insanı. Düzgün bir iş bulsam bile ülkenin ekonomik durumu ortada. Herhangi bir gelişmiş ülkede ortalama bir insandan çok daha fakir olacaksın. Köle gibi çalıştırıp kıt kanaat geçinip buna hayat diyeceksin. Paraya düşkün bir insan değilim ama çabalarının karşılığını, Türkiye'nin süper güç olduğunu, geçmişin çok daha kötü olduğunu söyleyip duran aptal insanlar, çevremde böyle düşünen biri varsa kusura bakma, ama benim ailemin tamamı böyle diyor parantez içinde. Böyle bunları söyleyip duran insanlar oldukça asla alamayacaksın çalıştığının karşılığını. Sen de bunları biliyorsun. Anladığım kadarıyla benzer bir durumdasın. Gelecek kaygısını sürekli yaşıyorsun zaten. Türkiye'de hiçbir genç geleceğe umutla bakamıyor. Ülkenin en büyük sorunlarından biri bu. Demek ki sevmediği bir bölüm. Benim sevmediği bir bölüm. Onun için dersleri de çok ilgiyle takip etmiyor. Dersleri anlamıyor. Sınıf geçip geçemeyeceğinden şüphesi var ve böyle bir bunalımla karşı karşıya. Kaldığı evde de ders çalışmak için yeterli zaman ve fırsat bulamadığından da yakınıyor bir taraftan. Yani işin bir boyutu bu. Yani ülkenin genel durumu, sağlıkçıların genel durumu, ekonominin genel durumu, gelecekle ilgili çok ciddi kaygılar. Bir başka şey, bu gencimiz maalesef inancını kaybetmiş. Gene paylaşımlarında görüyoruz. Ben artık ateistim diyor. 3 yıldır ateistim diyor. Dinden çıktım diyor. Sorularımın cevaplarını bulamadım diyor. Kendi sorularımı başkalarının adıyla başkalarının adına sordum. Aldığım cevaplardan tatmin olmadım diyor. Bu da işin aslında belki esas nirengi noktası.
Çünkü bir inanç krizi yaşadığı belli ve bu inanç krizi onun psikolojisini bozmuş ve böyle bir bunalımın içine sokmuş. Zaten güçlü bir inancı olsa bu zorlukların üstesinden de gelir o inancın verdiği moralle. Ama maalesef işin temelinde bir şey var, problem var ve bu problem bütün hayata bakışını, çevreyle ilişkilerini, ailesiyle ilişkilerini olumsuz etkilemiş. Aslında o soruların, kafasındaki sorular her neyse cevapları Risale-i Nur'da var. Ama görünen o ki bu cevapları kendisine anlayabileceği bir dille ve anlatımla takdim eden olmamış. Ve Risale-i Nur'la ilişkisi babanın yönlendirmesiyle, ısrarlı yönlendirmesiyle olmuş. Babasıyla da ilişkisi çok sağlıklı değil, anlaşılan o. Zaten babası da diyor ki sürekli telefonla oynuyordu ve çok iyi bir görüşmemiz olamıyordu. Ve babasının çare olarak işte o öğrenci evine teslim etmek suretiyle orada belki kendisine gelir ve bu sıkıntılarını aşar ümidi içerisinde olduğu anlaşılıyor. Ama kaldığı yerde de bu iletişim problemi devam etmiş anlaşılan ve oradaki arkadaşları, abileri ona yardımcı olamamışlar. Çünkü çok çok içine kapanmış. Çok çok içine kapanmış ve iletişimi tamamen kesmiş. Şimdi böyle bir durumda bir psikolog desteğine herhalde ihtiyaç var. Ama o destek de gelmeyince tamamen içine kapanıp bir kısır döngü içerisinde dönüp durmuş ve sorularına cevap bulamamanın vermiş olduğu, getirmiş olduğu, kendisini sürüklemiş olduğu buhran daha sonra diğer hayatın diğer alanlarına, ailesiyle ilişkilerine ve okul problemlerine yansımış ve içinden çıkamayacağı bir hale gelmiş kendi dünyasında. Ve burada mesajlarında aslında intihar niyetinin ipuçlarını veriyor ama muhtemelen arkadaşları böyle bir şey beklemiyorlardı. Dolayısıyla onlar için de sürpriz, bir şok olmuş gibi görünüyor. Diyor ki yine mesajında 19 yaşımı asla böyle hayal etmemiştim. Bu şekilde yaşamaya katlanamıyorum. Bu şekilde yaşamaya mezun olarak olana kadar katlansam bile ne ailemin baskısı bitecek ne de yaşamaya değer bir hayatım olacak. Belki iyi bir hayatım olur da ileride doktorlar daha insani şartlarda çalışır ve ailem bir şekilde anlayışla karşılar ya da ailemle bağımı keser ve başka bölüme geçerek içinde bulunduğum durumdan kurtulabilirim. Ama bunu yapmak için herhangi bir motivasyon ya da yaşama sevincim kalmadı artık. Evet, çok tabii yakıcı bir, yürek yakıcı bir tablo bu. Bir gencin nasıl bir çıkmazın içerisinde debelenip durduğu ve netice olarak çıkış yolu olarak ölümü tercih ettiği bir tablo. Bunun bütün boyutlarıyla masaya yatırılıp mercek altına alınıp enine boyuna tahlil edilmesi lazım. Öyle tek taraflı bir takım kampanyalarla, yok efendim cemaat evleri kapatılsın, cemaat yurtları kapatılsın, cemaat baskısı gençleri ölüme götürüyor filan gibi basma kalıp ezberlerle ülkedeki iç huzuru ve gerilimi daha da tırmandırmaktan başka bir şey yapılmış olmaz. Bu bir bireysel bunalım örneğidir. Ama tabii ki bu süreçte benzer psikolojiyi yaşayan başka gençler de olabilir. Çünkü cemaat hizmetlerinin aksamış olması, manevi hizmetlerin aksamış olması gençleri bir manevi boşlukla karşı karşıya bıraktı.
İlaveten ülkenin ekonomik durumunun gittikçe kötüye gitmesi ve burada Enes'in bahsettiği tablonun ortaya çıkmış olması, işsizlik, iş hayatındaki bulsan bile karşı karşıya gelinmesi muhtemel zorluklar, ücretlerin, maaşların yetersizliği, kaliteli bir hayat standardını yakalamanın gittikçe zorlaşması ve gelecekten beklentilerin çok çok zayıflaması ve bir umutsuzluk hali. Bütün bunlar hep iç içe geçen şeyler ve tek adam rejiminde demokrasinin daralması, hukuktan uzaklaşılması, ekonominin dibe vurması, bütün bunları da eklediğimiz zaman işte gençlerin böyle bir karamsar, umutsuz psikolojiye sürüklenmeleri böyle bir tablo içerisinde çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Onun için bunu hakikaten bütün bu boyutlarıyla ve iyi niyetle, samimiyetle, ön yargılardan uzak bir yaklaşımla masaya yatırıp tahlil etmek lazım ve çözümü ancak öyle bulabiliriz. Aksi halde yine bir kısır döngü içerisinde gerilimlerle, polemiklerle ve kamplaşmalarla hiçbir yere varamayız ve olan da gençlerimize olur. Gençlerimize bu kötülüğü de yapmayalım. Yeni Enes'lerle karşılaşmamak için, yeni Enes'lerin acılarını yaşamamak için bu meseleleri suhuletle ve iyi niyetle müzakere edelim ve hep birlikte çözüm arayalım. Çözüm de demokrasiye dönüşten, hukuka dönüşten, manevi değerleri tekrar canlandıracak manevi hizmetlere yeniden kuvvet vermekten geçiyor. Evet, bir sonraki yayında buluşmak